Dökülme, dökülme, dökülme. Döküm döküm döküldüğümüz şu günlerde dökülmenin nedenlerinden biraz bahsedelim. Birçok kaynağı vardır dökülme probleminin. Yani bizim aile hep böyle, 30'una gelene kadar saç kalmıyor denilse de aslında önüne geçilebilir sebepleri var dökülmenin. Eğer fiziksel ve hormonal bir nedeni varsa doktor tavsiyesi almanın en iyi olduğu dökülme bazen de hamileliğin bazı evrelerinde gerçekleşebiliyor. Bu iki neden haricinde dökülme karşıtı ürünlerle sorunun önüne geçmek aslında çok basit. Saç derimizi besleyen kılcal damarlardaki dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan dökülme, saç serumları dökülme karşıtı ürünler ile friksiyon yapılarak ve kılcal damarlar harekete geçirilerek önlenebilir. Şimdi hemen bir örnek vereyim. Çok daha anlaşılır olacaktır. Kerastas'ın dökülme karşıtı enerji veren spreyi içerdiği proteinler sayesinde saçların dökülmesinin önüne geçmesi üzerine tasarlandı. Ayrıca ince telli, dökülmeye meyilli hassas saçlara da kökten etki ederek saçlara enerji katıyor. Aminexil serum tedavisiyle birlikte her gün kullanılması kesin sonuca ulaşmanızı daha da kolaylaştıracaktır. Yine Kerastas'ın elinden çıkmış olan dökülme önleyici ve dengeleyici şampuan ile de saç temizliğinizi sağlarsanız güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Dökülme önleyici, dökülme karşıtı gibi ürünler daha çok olay başlamadan devreye giriyor aslında. Dökülme sonrasında saç oluşumunu destekleyen ürünler kullanırsanız daha kesin sonuçlar elde edersiniz. Şimdi genetik olduğundan emin miyiz? Yani ne kadar genetik mesela? Sadece babanızın saçları dökülüyor diye sizin de dökülecek değil. Eğer hormonal bir sorununuz yoksa sizin de sırma saçlarınız olabilir. Bizden söylemesi. Dökülüyor, dökülmesin. Nasıl dökülür şöyle dedi. Aman!